bak şimdi. Ah ne çok cefa çekti İhsan Bey'le zevcesi. Manzaralı geniş bir kat, biraz huzur biraz rahat, cepte biraz para da şart, işte sana. Sirine koklarım, kupkuru temizlerim. Sen pislen, ben temizlerim seni. Allah 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 Allah, bu nasıl silmek? Allah 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 Allah, bu nasıl silmek? Dur sen, bir daha elleme yastığımı. İhsan, niye yatak odasında uyumuyorsun? Menekşe daha yeni sildi yerleri. Hiç fark etmez. Bilirsin ben temiz uyurum. Yarın oğlunun düğünü var ve sen hala yatıp uyuma derdindesin. İşte bunun için benim dinlenmeye ihtiyacım var. Şurada almışım yastığımı, biramı, o... Biram nerede benim? Hiç bana sorma. Sen mi aldın biramı? Aa, sizin miydi o bira? Ben onu döktüm. Ne? Piyasanın en iyi birasıydı o be. Bence de, ama hiç merak etmeyin, mideme döktüm. Hayret bir şey. Sevinç Hanım, sofrayı hazırlayayım mı? İyi olur Melekşi. Aman aman iyi, çok acıktım. Bu sofra sana değil İhsan, Feraye ve Pelin için. Gelinlik provası için buraya geliyorlar. Ne? Ben de biraz kayınpederlik provası yapmış olurum, belki vazgeçerler. Ben evdeyken niye çağırırsın şunları? Ben seni aşağıda dükkanda olacaksın sanıyordum. Değilim. Burada yapmam gereken çok önemli bir iş var. Ya buna çok sevindim. Neymiş o iş? Ense. Ense yapacağım. Ve bunun için bütün güne ihtiyacım var. Günaydın Sevinç Hanım. Aha, günaydın İrfan Bey. Buyurun. Aman efendim, lütfen siz buyurun. Pardon, affedersiniz. İhsan Bey Hazretleri evdeler mi acaba? Evet. Saat-ı âlileriyle görüşmem mümkün mü? Hayır. Demek buradasınız. Görüyorum ki buraya uzanmış bütün gün kara kara ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Kara kara düşündüğüm tek şey seni ne yapacağım. İşte size çözüm. Geçen gün Yunan delegasyonundan çok şirin bir beyle beraberdik. Kendisi Dinos Napapapoulos. Yok, Pinos Napapapoulos. Hayır, Papadopoulos. İrfan, ne Papadopoulos'a çabuk anlat da git Allah aşkına. Bakın, kendisi Yorgo Bey'in de arkadaşıymış. Zaten yarın akşam düğüne de gelecek. İşte kendisiyle havadan sudan sohbet ederken... Hiç merak etmesin onlar. Havadan da alt ederiz onları, sudan da. Yeni F-16'larla fırkatenlerimiz sağ olsun bizim. Her neyse. Bana bugününün boş olduğunu, eğer istersem bir yerlere gidip eğlenebileceğimizi söyledi. Ben de ona uzun süredir güzel bir göl görmek istediğimi söyledim. Kendisi bunu göl görmek istiyorum yerine gol görmek istiyorum diye anlamış ve gitmiş bu biletleri almış. Sevinç, sen neden aldın bunu içeri? Ama adalarla ilgili bir sorun çıkınca gelemeyeceğini belirtti. Eyvah! Yine bir kriz mi çıkacak aramızda? İnşallah ciddi bir şey değildir. Hayır efendim, hayır. Vapurlar çalışmayınca kendisi Heybeliada'da mahsur kalmış. İrfan, yarın akşama kadar biter mi hikaye? Bizim düğünümüz var da. Ha, acaba diyorum siz gitmek ister miydiniz? Hayır, gitmek istemem ama senin gitmeni isterim. Hemen şimdi. Bakın efendim, şimdi bu biletler çok iyi yerden. Yani en üst sıra. Kaleci degaj yapınca topu görmek için kafanızı havalara kaldırmayacaksınız. Şu anda görmek istediğim tek şey kaleci İhsan Yıldırım'ın yatarak yapacağı kurtarış. Ama hayır. Ya bakın, hayır. İhsan,
Neden bu ense yapma merasimini yatak odasına taşımıyorsun? Sen neden bu yemek merasimini mutfağa taşımıyorsun? İyi de hepimiz birden mutfağa sığamayız ki. İyi, onların mutfağına taşı o zaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevinç teyze. Hoş bulduk Sevinç. Erken gelip rahatsız etmedik umarım. Bunun erkeni geci yok ki. Rahatsızlık sizin gelişinizle ilgili. Günaydın İhsan amca. Senin burada olacağını bilmiyordum İhsan. Ne tesadüf. Ben de senin burada olacağını bilmiyordum. Yorgun nasıl? Bilmem. Konuşmuyorum onunla. Nihayet aklım başına geldi. Babam pek kendinde değil bugün. Neden? Nesi var? Dün gece bir davete gittik. Yorgo tam bir gerizekalı gibi davrandı. Hani kendinde değildi? Sen ona bakma. Devam et. Yorgo'nun içkili dozunu kaçırdığı o son davetten söz etmiştim sana. Hani şu kaptan Kusto taklidi yaptı. Nasıl yapıyormuş onu? Önce içkileri bir kaseye döküp sonra başını içine sokarak. Yorgo'nun sınırı iki kade. Dün gece giderken içmeyeceğine söz verdi. Sonra elimde bir şey tutmadan yalı kazığı gibi duramıyorum deyip gitti bir kadeh viski aldı. Bunda bir sorun yok ki. İki dakika elinde tuttu. Sonra midesinde tutarsa daha iyi olacağına karar verdi. Meğer midesinde üç tane daha tutuyormuş zaten. O üç taneyi de fazla tutamadı zaten. Ve gecenin diğer yarısını tuvalette geçirdi. İnanır mısın? Rengi yeşile döndü. Mide ülkesine dönebilse. İhsan keser misin şunu? Keseceğim, bir elime geçirsem. Hoş geldin Yorgo. Biz de tam senden bahsediyorduk. Ben de kulaklarım neden çınlıyor diyordum. Viskiden olmasın. Feray karıcığım, senden çok özür dilerim. Bak ne diyeceğim. Dün gece davette arabanın anahtarlarını tuvalete atıp üzerine sifonu çektiğini mi hatırladın yoksa? Öyle mi yapmışım? İyi ki öyle yapmışım. Çünkü hiç araba kullanacak durumda değil. Arabayı ben kullanabilirdim. Feraye hayatım, özür diledim ya. Bir haltı yedikten sonra özür dilemesini herkes bilir. Neden o haltı yemeden önce özür dilemeyi akıl edemiyorsun? Nasıl yani? Bana bak Yorgo. Bir daha benden habersiz ağzına içki koymayacaksın. Sonra fena bozuşuruz. Emrin olur karıcığım. Selam millet. Hoş geldin Başar. Hoş bulduk anneciğim. Hoş bulduk. Nasılsın güzelim? 24 saat daha sabretsen diyorum Başar. Peki anneciğim, senin güzel hatırın için bu acıya katlanırım artık. Nasıl? Tamam mı hazırlıklar? Tamamdır. Otel müdürüyle konuştum. Hiçbir eksik yok. Ayrıca İrfan Bey'le de konuştum. Nikah memurunu buraya getiriyor. Buradan hep beraber gidiyoruz. Bak İrfan Bey dedin de biraz evvel bana uğradı. Ve bilin bakalım bana ne verdi. Sıkıntı. Hayır. Maç bileti. Hem de üç tane. Ve de bu akşam. Kimin maçı biliyor musunuz? Atina Spor Selanik İdman Yurdu. Hayır. Beşiktaş. Bana ne? Öyle deme İhsan. Şurada düğüne bir gün kalmış. Sence ailelerimizin biraz daha kaynaşmasının zamanı değil mi? Ha? Bak ailenin bütün hanımları bugün bir aradalar. Yemek yiyecekler, düğün elbiselerini deneyecekler, gelinlik provası yapacaklar. Düşündüm de biz neden yapmayalım? Tamam yapalım. Gelinliği sen giyeceksin ama. Bu biletler sen, ben ve Başar'ın. Düğünden önce şöyle baş başa bir akşam için çok iyi bir fırsat. Çok iyi düşünmüşsün Yorgo. Sağ ol Sevinç. Ne dersin Başar? Harika derim, ne diyeceğim? Aslında ben burada kalıp Pelin'e yardım etsem daha iyi olacak galiba. Önemli değil Başar. Benim için keyfini bozma sen. Harika. Emin misin ya? Eminim. Eğlenmene bak sen. Hadi İhsan sen de hazırlan. Biraz hava almak sana da iyi gelir. Herkes çekip evine gitse de ben istediğim kadar havayı burada alsam olmaz mı? Ama Başar da onlarla gitmeni istiyor, öyle değil mi Başar? Canım, eğer canı istemiyorsa... tabii ki istemez miyim anneciğim? Çok isterim hem de. Hadi baba, hadi kalk. Bir düşünsene nasıl eğleniriz kim bilir. Ben maça falan gitmek istemiyorum. Hadi baba ya, eskiden beni sırtına alıp götürürdün ya maçlara. O eskidendi. Baba lütfen ya. Hadi bak, eski günlerin hatırına. Eski günler değil mi? Tamam ama bir konuda bana söz vereceksin. Tamamdır. Neymiş o? 10 dakikada bir tuvalete gideceğiz diye tutturmak yok. Ne
Eline sağlık Sevinç'ciğim. Yemekler bir harika olmuş. Sağ ol Feraye ama işin doğrusu çoğunu Melekşe hazırladı. yok, çoğunu değil, hepsini. Abartıyorsun Sevinç Hanım. Siz de kabak tatlısı da yardım ettiniz. Ya ben de dibi niye böyle biraz tutmuş acaba diyordum. artık şu gelinliği gelinin üzerinde bir görsek diyorum. Eminim çok yakışacak. Pelin. Hadi. Şey, ben önce bir bardak su içsem daha iyi olacak. Vallahi bu kızın canı ya bir şeye sıkkın ya da sizin kabak tatlısı midesine oturdu. Ben gidip bir baksam iyi olacak. Gergin olması normal. Evlilik az buz bir şey diye bilirsin. Hayır, bilmem. Nedense bu yaşta bekar olmak beni daha çok geriyor. Merak etme, yakında bir kısmet çıkar. Ay, İnşallah Sevinç Hanım. Sizin için dua edeceğim. Melekşe. Ay, yani bana bir kısmet bulmanız için yani. Pelin, neyin var? Yok bir şeyim anne, susadım o kadar. Sabahtan beri ağzından iki kelime çıkmadı. Belli ki bir şeyim var. Söyle bakalım, nedir mesele? Başar. Başar mı? Ne yaptı? Hiçbir şey. Çok güzel açıkladın. Yani aslında mesele Başar değil, benim. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. Galiba anladım. Ne anladın? Hiçbir şey. Yani önceleri Başar ve evlilik konusunda çok daha emindim. Ama şimdi bilemiyorum. Neyi? Ona aşık olup olmadığımı. Sen çok heyecanlısın. Hepsi bu. Bugün Başar'ın burada benimle birlikte kalmasını istemeliydim. Ama gitmesini istedim. Sanki yakınlarında olmasını istemiyordum. Ben de bazen babanla ilgili benzer şeyler düşünüyorum ama bu onu sevmediğim anlamına gelmez ki. Hadi Pelin, saçmalama. İyi de siz yaşlı başlı evli bir çiftsiniz. Oysa ben... Bilemiyorum. Hadi yürü. Sevinç Hanım acaba? Oh, Allah'ım şükürler olsun. Feraye Hanım buradasınız. Neden? Çünkü eğer buradaysanız demek ki orada değilsiniz. Çok doğru. İyi de nerede değilsiniz siz? Ya, futbol maçında. Aman canım. İşim yok da birbirini tekmeleyen koca koca adamlarımı seyredeceğim. Tabii efendim tabii. Bir de olaylara karışacaktınız orada. Ne olayı? Duymadınız mı hanımefendi? Türbünde olay çıkmış. Kan gövdeyi götürüyormuş. Ne? Yaralananlar olmuş efendim. Ağır, orta, hafif. Ambulans yetiştiremiyorlarmış. Aman Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun buradasınız. Yorgo Bey de gitmedi maça. Nasıl sevindim anlatamam. Yani anlatma mümkün değil. Öyle bir sevinme. İyi de Yorgo maça gitti. İhsan da. Başardı. Hiçbir cevap vermiyor. Televizyonda da sadece olaylı maç az sonra yazıyor. Hanımefendi BBC'yi ayarlayın. Onlar bu konuda daha hızlıdır. BBC nerede çıkıyor? İngiltere'de. Yine yazıyor. Olaylı maç az sonra. Artık dayanamayacağım. Gidip telsizimi polis frekansına ayarlayacağım. Bakayım ölü ya da yaralı isimleri arasında bizimkiler geçiyor mu? Kendimi hiç affetmeyeceğim. Benim yüzümden oldu. Bunu nasıl söylersin Sevinç? Çünkü İhsan o maça zorla ben gönderdim. Hiç istememişti. Tek derdi burada kanepede biraz uzanmaktı. Onu yine burada yatarken görmek için neler vermezdim. Böyle boylu boyunca uzanmış. Hiç hareket etmeden huzur içinde. Yani böyle kıpır kıpır, hoplayarak, zıplayarak, bağırarak, çağırarak. Asıl benim burada ne işim var? Yorgo'yla maça ben gitmeliydim. Ölürken yanında İhsan değil, ben olmalıydım. Ben neler söylüyorum ya? Yalvarırım kapsama alanına gir Başar. Ay yahu durun! Kim bilir kaç bin kişi var stadyumda? Onların 3-5 tanesi olaya karışmıştır, birkaçını da burnu kanamıştır. Ya senin o 3-5 dediğinin üçü, bizimkilerin üçü ise? O zaman hemen oteli arayıp düğünü iptal ettirelim. E bütün o konuklar ne olacak? Onları aramaya gerek yok. Cenaze için bir daha arama zahmetinde bulunmazsınız. Melekşe.
Allah'ım felaket! Ne olmuş İrfan Bey? 285 ölü! Ay! Vah vah ne olmuş? Uçak düşmüş! Stadyuma mı? Pasifik Okyanusu'na şimdi haber verdim. Yüreğimi ağzıma getirdiniz İrfan Bey. Maçta ne olmuş? Ama bir bitmiş. Tümer penaltı kaçırmış. Şimdi aklımı kaçıracağım. Hah yine yazıyor. Alt yazı geçiyor. Olaylı maç az sonra. Ben daha fazla dayanamayacağım. Polisi arayacağım. Ağlama bir tanem. Her şey yoluna girecek. Ama ben ağlamak istiyorum. Çünkü bu beni mutlu ediyor. Neden? Çünkü bu başarı için ne kadar endişelendiğimi gösteriyor. Ne kadar harika değil mi? Pelin sen bugün nece konuşuyorsun? Bu başarı ne kadar çok sevdiğimin kanıtı. Ya başarı çok seviyorum anne. Bundan hiç şüphem yok. Çünkü baban da orada ve sen onun hakkında tek kelime bile etmedin. Aa, doğru ya babam da orada. Ya özür dilerim anne. Babamı da çok seviyorum. Biliyorum tatlım biliyorum. Yok çıkmıyor. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Üstüme bir şey alıp polise gidiyorum. Ben de geliyorum. Ben de. Çift kaşarlı tostmuş. Tek kaşarlı yesen ölürsün sanki. İlk kaşarı koyduğu zaman daha kavga falan çıkmamıştı. İkinci kaşarı koyarken biz arada tost olduk. Tamam baba, olacağı varmış. Sakafo İhsan. Nasıl dövdün o adamı? Göstereyim mi nasıl dövdüm? Helal olsun sana İhsan. 40 yılın başında maça gideriz. 40 yılda bir olay çıkar, gelir bizi bulur. Ne diyorsunuz deli İhsan? Kırkıp kırkının da kulbu kırık karakıp diyorum. Vay damadım başa. Öpeceğim. Sana bira içiren de kabahat zaten. Feraye kesin boşayacak seni. Niye boşasın ki? Emre itaatsizlikten. Feraye bana emretmez. Bir kere bak, evlilik karşılıklı saygı ve sevgi üzerine kurulu bir müessese. Hadi bırak bu ayakları be, bırak. Sen kadınları idare etmesini bilmiyorsun. Sen biliyor musun? Biliyorum tabii. Bizim evde evin reisi kimdir herkes bilir, öyle değil mi? Öyle Yorgan amca bak. Bizim evde mesela annem ne derse o olur. Başar! Yorgo, iki seçeneğin var senin. Ya Feraye'nin karşısına dikileceksin, içtim, var mı diyeceğim deyip erkeklik onurunu kurtaracaksın. Ya da bildiğin pısırık, sünepe halinde devam edeceksin. Seçimini yap. Yap, yap. Hadi Başar, hadi aç şu kapıyı. Tamam, açacağım da anahtarı bulamıyorum baba. Ya boş versene damat. Eskiden anahtar mı vardı? Çekil, şöyle geri. Bak şimdi, bir omuz bulacağım, o kapı nasıl açılacak? Bak şimdi. Yorgo! Feraye. Başar. İnsan yaşıyorsun. İçtim işte. Var mı diyeceğim bir şey? Çok iyi etmişsin canım. Başar seni seviyorum. Seni çok seviyorum. İyi de ben bunu biliyorum zaten Pelin. Ya hayır bilmiyorsun. Bu yeni oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Yorgo Bey yaşıyor. İhsan Bey. İhsan Bey. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun düz üstünden? İhsan Bey yaşıyorsunuz. Ne oluyor ya? Bir dakika dur ya. Ben her gün sağ geliyorum eve. Hiç böyle merasim yapmıyorsunuz. İyi de senin her gün gittiğin o maçta olaylar çıkmıyor ki insan. Olay çıktığını nereden biliyorsunuz siz? Televizyonda olaylı maç diye bas bas bağırıyor. Ne diyor? Az sonra. Sevinç delirtme adamı söyle. İyi de televizyonun tek seyrediği bu. Ya yok anneciğim abartmışlar ya. O kadar büyük bir şey olmadı yani. Bir grup seyirci hakeme dellenip sahaya girdi. Sonra o grup seyirciyi polis dışarı attı. Ya ufak tefek arbede çıktı o kadar. O arbede de geldi bizi buldu. Hep Yorgo Efendi'nin çift kaşarı yüzünden. O ne demek o? Ya babamla Yorgo amca büfeye gitmişlerdi yiyecek bir şeyler almak üzere. Arbede de tam orada çıkmış. Onlar da istemeden karışmışlar tabii. Ay canım. Anlayacağın ikisi bayağı bir kaynaştılar ama birbirleriyle değil de 100 kadar taraftarla. Neyse, size bir şey olmamış. Ufak tefek hasar da atlatmışsınız. Bu ne İhsan? Yorgo Bey'in çifte kaşarı. Kaşar için biraz fazla kırmızı değil mi? Yorgo Efendi daha iyi bilir. Tam arbede faslı bitti, üzerimizden tren gibi geçtiler. Biz de kendimizi büfeden o 20-30 metreleri savrulmuş bulduk. Bir baktım adamın biri benim çift kaşarlıyı almış, yiyor. Benimdi, senindi derken bir kavga, bir kıyamet. Ne oldu peki? Az sonra. Ne oldu İhsan? Olaylı maç, az sonra. Adam beni itti, ben adamı. Tost yere düştü.
Adam bana tam vurmaya kalktı. O anda lafa İhsan girdi. Ne dedi? Al bunu dayı. Neyi dayı? Bunu. Neymiş o bu? Göstereyim mi İhsan? Az sonra. Adama yumruk mu attın yoksa? Sonra şey oldu. Ben öyle savurdum korkutmak için. Hadi hadi. İsabet ettiremedin, adam burnuna konduruverdi. Nasılsa elime geçecek benim o barbar. Ya dolayısıyla birbirlerine girmişler. Sonra bir geldiler, üst başta almış tabii. Babam tutturdu çıkalım diye. Gittik Cemal'in barına, birer bira söyledik. Nedense bira bir tek Yorgo'yu çarpmış. Evet, birer bira söyledik ama üçünü de o içti. Ama fena moralim çok bozuktu. Tostum yere düştü, tümer penaltı kaçırdı. Durun bakalım bir dakika. Biz burada siz öldünüz mü kaldınız mı diye dört dönerken... ...siz Cemal'in barında keyif yapın öyle mi? Eyvah Pelin, burası birazdan karışacak. Sen şu beni ne kadar sevdiğini mutfakta biraz anlatsana. Evet ama hayatım şimdi... Evi arayıp bir telefon etmek de aklınıza gelmedi öyle mi beyefendi? Hay Sevinç'im, arbede sırasında cep telefonumuzun ne oldu? Cep telefonu icat edildi diye normal telefonlar tedavülden mi kalktı İhsan Bey? Hadi yapıştır cevabı sen. Sus be! Ama bir tanem. Evde ne olur ne biter, kim ne düşünür umurunuzda değil tabii. Kusura bakma Sevinç. Patlat cevabı sen. Sus be! Kusura bakma. Bakıyorum, hem de çok bakıyorum. Affedersin Sevinç'ciğim. İşte bu İhsan kimin patronu olduğunu anlasın. Yorgo. Efendim? Sus! Emredersin karıcığım.